Merhabalar sevgili arkadaşlar bu konuda sizlerden çok soru geliyor bir de video ile anlatayım dedim bunu da post olarak atmıştım. Şimdi açık lise ile ilgili özellikle çok soru geliyor. Açık lise, kapalı lise, örgün lise, fen lisesi diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Şu an mevcut aktif öğrenci iseniz ister açıkta ister örgünde fark etmez bir işaret edeceksin. Açıkta da olsan, açık lisede de olsan, örgünde de olsan, aktif öğrenciysen biri. Evet bazıları diyor ki ben aralıkta bitirdim. E bitirdiysen mezunsun işte. O zaman dördü işaretleyeceksin. 2'yi e, kim işaretleyecek? Liseyi 4 yılda bitirememiş, uzatmış. Liseyi 4 yılda bitiremeyip uzatanlar 2'yi işaretleyecek. He gelelim 4'e. Bir orta kurumu bitirdikten sonra herhangi bir yüksek, yüksek öğretim programına yerleştirilmedim. Mezun tayfa daha önce hiçbir şekilde üniversite kazanmadıysa kayıt ol olma demiyor bakın burada kayıt olan veya olmayan demiyor. Daha önce bu yıldan öncesinde sınava girip tercih yapıp bir yeri kazanmadıysan 4'ü işaretliyorsun. Bir yeri kazandın bir yeri kazandın. Geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl fark etmez. Ama kayıt yaptırmadıysan ...o zaman 5'i işaretliyorsun. Şu an üniversitede okuyorsan... ...şu an üniversitede okuyorsan... ...bir yüksek öğretim programına kayıtlıyım. Bazıları diyor ki ben dondurdum. E dondurduysan da hala kayıtlısın, öğrencisin. E sonradan sildirirsem önemli değil. Şu anki öğrenim durumunuzu soruyor size ÖSYM. Sonrasında sildirirseniz sıkıntı değil. Donduranlar da yine kayıtlı sayılıyorlar. E üniversiteyi bitirdiniz. Üniversite mezunusunuz. 7'yi işaretlediniz. Üniversiteye kaydolmuştunuz... Geçen yıl veya ondan önceki yıllarda kaydınızı sildirmiştiniz. O zaman da 8'i işaretliyorsunuz sevgili arkadaşlar. E, gayet açık ve net. Burada dediğim gibi bu kayıt dondurma olayından çok soru geliyordu. Bir de açık liselerle ilgili soru geliyordu. E, sanırım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Sorularınız olursa yine yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.